Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınlarından çıkan LGS Taktiklerle Paragraf Soru Bankası kitabımızın uygulama sorularını çözmeye devam ediyoruz. Taktik 13'ün uygulama sorularındayız. Taktik 13'te neden bahsettik? Arkadaşlar, örneklendirmeden bahsettik. Örnekleme olarak da ifade edebiliriz. Örneklemeden bahsettik ve örnekleme nasıl bulunur? Bunun üzerine konuştuk. Mesela arkadaşlar, dikkat ederseniz şu an bile bir örnek veriyorum. Mesela dedim. Mesela, örneğin, misal, örnek vermek gerekirse gibi ifadeler kullandığımızda arkadaşlar kesinlikle orada bir örneklemeden bahsedebiliriz. Bir bilgi mi verildi? Bir yargı mı verildi? Onun ardından onunla ilgili o yargıyla alakalı bir eser, bir sanatçı ismi geçiyorsa eğer bu sanatçımız da buna uygun örnekler vermiştir gibi bir ifade geçtiğinde ne olacak, ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki örneklemeye başvurulmuştur diyebileceğiz. Özet olarak bunu söyleyebilirim. Siz tabii ki geniş anlatımı, örnek soruyu ve örnek çözümünü, hatırlatma bölümünü ve mini sözlük ve motivasyon ifadelerini zaten ne yaptınız? Çalıştınız, okudunuz ve geldiniz. Ben burada sadece özet geçiyorum. Şimdi sorularımıza bakalım. Birinci sorudayız. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar, birincisi metinde hemen dikkatinizi çeken şey örneğin ifadesi, değil mi? Burada örneğin ifadesi beraberinde örneklemeyi getirmekte zaten. Şimdi yazar duyduğunu, gördüğünü, yaşadıklarını sanatsal bir gerçeklikle yeniden yorumlayarak anlatır ifadesine dikkat edelim. Bir yargıda bulunuldu. Yaşananlardan yazarın etkilendiği ifade edildi ilk 3 cümlede. Ardından da bununla ilgili örnekler verilmeye başlandı. Kim örneklendirildi? Alper Tunga'dan bahsedildi. O örneklendirildi. Onun mücadelesi ve onunla ilgili yazılan şiir. Bunun dışında Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine şiiri. Bunun dışında Kemal Tahir ve onun Devlet Ana romanı. Tarık Buğra'nın Osmancık isimli eseri örnek olarak aktarıldı arkadaşlar bu yargıya karşılık olarak. Dolayısıyla örneklemeden rahatlıkla bahsedebiliriz. Cevap A olmalı. İkinci sorumuzdayız. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Tabii öncelikle arkadaşlar şunu unutmayalım. Bir yargıda bulunuluyor. Bu yargının ardından bir örnek geliyor. Ve hemen dikkatimizi çeken şey örneğin ifadesi oluyor arkadaşlar. Ve bununla beraber bu örneğin ifadesinden sonra Yunus Emre'nin Çağırayım Mevlam Seni şiirindeki gibi denilerek o da örnek olarak verilmiş oluyor arkadaşlar. Ne ile ilgili peki? Din kendi kavramlarını hayata bakışını edebiyata taşır. Din ile birlikte edebiyatın hem içeriği hem de şekli değişebilir denilmiş. Bununla ilgili bir yargıda bulunuluyor arkadaşlar ve örnek veriliyor. Cevabımız tabii ki B olmalı, yani örnekleme. Üçüncü sorudayız. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar? Söylenemez denilmiş. Hemen bakalım. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Türk kültür ve medeniyetinde Batı etkisinin görüldüğü dönemdir. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde sosyal ve siyasi alanlarda yenilik ve iyileştirme çabaları yoğunlaşmıştır. Buraya kadar olan kısma bakalım. Edebiyat, kültür ortamının şekillenme tarihi hakkında bazı bilgiler aktarılmıştır. Evet, bilgi aktarımı söz konusu. Batı etkisindeki Türk edebiyatının ne zaman gerçekleştiğiyle alakalı olarak 19. yüzyıl ifadesi de geçiyor. Dikkat edin. Bir bilgilendirme gerçekleşmiştir diyebiliriz. Ortaya atılan düşünceler örnek isimlerle desteklenmiştir denilmiş. Biz bu kısmı arkadaşlar örnek isim kısmını en sonda görüyoruz. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Sadullah Paşa burada örnek olarak gösterilen isimler. Batılaşma mücadelesi içerisine giren şairler belirtilmiş bir kısmı en azından. Dolayısıyla bu da örneklendirilmiştir diyebiliriz. Nesnel bir tutum sergilenmeye çalışılmıştır. Arkadaşlar bir bilgi aktarımı olduğu için bu ifadeyi biz zaten ilk iki cümleden de çıkartabiliriz. Bu da söylenebilir. Fakat sözcükler mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır ifadesi geçerli değildir. Bu sanatsal bir metin değildir. Burada bir bilgi aktarımı söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız da D olmalıdır. Dördüncü sorudayız. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş? Hemen bakalım. Mesnevi divan edebiyatımızda çağdaş hikaye ve romanın yerini tutmuştur denilmiş. Ardından edebiyatımızdaki bazı önemli mesneviler sıralanmış arkadaşlar.
Hatta metnin büyük çoğunluğunu bu sıralanan örnekler oluşturmaktadır da diyebiliriz. O zaman verilen bilgiler, örnek olarak verilen eserlerle sağlam dayanaklara oturtulmuştur denilebilir. Yani cevabımız A olmalıdır. Evlatlarım, güzel çocuklarım, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. LGS Taktiklerle Paragraf kitabımız size çok şey katıyor, emin olun bundan. Soruları çözmeye başladığınızda, denemeleri çözmeye başladığınızda netleriniz giderek artacak. Bundan emin olabilirsiniz. Artık yeni nesil paragraf, sözel mantık, görsel okuma, bununla beraber nedir arkadaşlar? Grafik yorumlama sorularında bu kitapta yer alan taktikler, çözüm yöntemleri sayesinde ne olacak? Eksiğimiz olmayacak ve giderek netlerimiz artacak bu konuda. Kendinize iyi bakın ve asla unutmayın şunu. Bu sene sizin seneniz, bu sene bizim senemiz. Hadi bakalım, gösterin kendinizi.